Evcil hayvanları kafessiz almıyoruz yalnız. Merak etme, evcil değilim ben. Vahşi film. Necati gel buraya. Turşu bidonlarını korkuttun. Evet, zürafa adası yolcusu kalmasın. Anlamıyorum. Biz efsanevi zürafa heykellerini görmek için çok uzaktaki bir adaya gitmiyor muyuz? Otobüsle nasıl gideceğiz? Ne yapsaydık kızım, yüzerek mi gitseydik? Akıl var, mantık var. Bir küçücük turşucuk varmış. Köftenin yanında çok güzel gidermiş. Bunlar da mağlık kat turşumuş canım. Aa, teker patlamış. Neler oldu? Otobüsle adaya gideceğim. Böyle oldu. Bu ses ne miydi? Tekere deniz kestanesi batmış. Yolda kaldık. Çekiciyi çağırmayacak mısın? Yok, çekici görevlisiyle konuşmuyoruz biz. Küsüz. Arkadaşım, tekerleği değiştir o zaman. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Yalnız kriko yok. Birinin otobüsü kaldırması lazım. Gönüllü var mı? Aman canım, çekilin. Canan kızım, tut bakayım kolumu. Aa, bir dakika. Heykellere çok yaklaşmışız. Görebiliyorum. Anne, biz önden gidebilir miyiz? Tamam, tamam. Herkes gitsin hadi. Biz otobüsü halledip geliriz. Yaşasın! Heykelleri görmeye! Oley! Remzi, çok heyecanlandım. Elim ayağım tutmuyor. Sen tut ayaklarımdan. El arabası modu aktif. Neler oluyor burada? Şu adama soralım ama direkt sorulmaz. Önce bir muhabbet açalım. Affedersiniz, işim gücüm nasıl gidiyor? Nereden bileyim senin işini gücünü? Benden bu kadar Remzi, sen devam et. Bu kadar kişi ne yapıyorsunuz burada, öğrenebilir miyiz? Efsaneye göre bu kılıcı sadece dünyanın en güçlüsü çekip çıkarabilir. Kılıcı çıkarmayı deniyoruz. Oo, Necati bize eğlence çıktı. Çekilin, o kılıcı ben çıkaracağım. Baba, hani heykelleri görecektik? Hemen şurada zaten. Biz Canan'la gidip bakalım mı baba? Ne olur, ne olur. Tamam, tamam. Yaramazlık yapmayacaksanız gidin hadi. Yaşasın! Ben hazır çıkarılmış kılıç buldum. Bu olmaz mı? Abi, kılıç balığıyım ben. Kılıç balığı varsa kalkan da vardı. Doğru bildin dostum. Aa, şunlara bak. Ama bunlar sadece kafa. Acaba toprağın altında vücutları var mı? Hadi kazıp bakalım. Saçmalama. Kurallara uymamız gerekiyor. Bak, hatta burada bir kural listesi var. Tümülüse çıkmak yasak. Tümülüs de ne? Gel şu tepeye çıkıp bakalım. Belki görürüz tümülüs neredeymiş, neymiş. Ha? Şakir, sanırım tümülüs bu üstüne çıktığımız şeye deniyor. Baksana çatırdıyor. Umarım içine düşmeyiz. Bal yemiş ayı da başka oluyor. Tosun bu, tosun. Organik ayı. Sana da güle güle canım. Çekilin, bir de ben deneyeyim. Başardım. Necati, kılıcı değil, kolumu çekiyorsun. Bırak çabuk. Amanın rengi mora dönmüş. Patlıcan mı oluyorum yoksa? Çekil, ben deneyeceğim. Ah, elim acıdı. Tut bakayım şunu. Fil kılıcı çekti. Yaşasın. Ben çıkardım kılıcı, Necati değil. Oley! Kılıcı ama kılıcı ben gevşettim. İyi de çıkaran benim. Tavukları ben besledim. Ne alakası var? Bilmiyorum, söylemek istedim. Hadi sert sert bakışıp inatlaşalım. Tamam ama iyice dip dibe girelim. İşte oldu. Ah!
Acaba yankımız mı? Yankı! Yankı sesi böyle mi olur şapşal şey? Bu yankı da amma kabaymış. En iyisi ilerlemek. Hadi hadi kış kış. Çok garip. Tarih diplomamın bana verdiği yetkiye dayanarak bu heykellerden birinin eksik olduğunu söyleyebilirim. Sanki ayaklanıp gitmiş. Dürümcümün bana verdiği yetkiye dayanarak da bu dürümün çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Heykelin peşinden mi gitsem, dürümümü mü yesem? Heykel dürüm. En iyisi kaçıp gitmek. Dürülü. Biz dünyanın en güçlü hayvanına hizmet etmek için buradayız. Dileyin bizden ne dilerseniz. He? Nasıl yani? Ne istersek olacak mı şimdi? Milyonlarca şey var. Acaba ne dileriz? Uçan bir balina istiyorum. Abi daha yürümeyi yeni öğrendim. 2 dakika bekleyeceksin. Daha fazla köfte. Çok sıcak oldu. Klima istiyorum. Yalnız klimayı daha icat etmedik. Ama mühendisimize hemen yaptırırız. Şu şuraya. Siz de boş durmayın. Klima kumandası icat edin bari. Necati çekil şuradan, sıkıştırma beni. Ben Necati'nin gitmesini istiyorum. Ben de yeni köftelerin gelmesini istiyorum. Zaten 2 en güçlü kişi olamaz. Az sonra bir güç yarışması yapacağız. Kazanana hizmet etmeye devam edeceğiz. Kaybeden köftelere veda eder. Ben buna hazır değilim. Uçan balina göreve hazır. Babamların sesini duydum. Yarışmamız hazır. Sizi meydana alalım. 2 yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Ne yarışması bu? Efsaneye göre kılıcı çıkaran dünyanın en güçlü hayvanı kızgın heykeli adamızdan kovacak ve adamızı kurtaracak. Heykel niye kızgın ki? Neyse, kılıcı kimin çektiğini göremediğimiz için heykelle kazanan karşılaşacak. Şampiyonumuz ya heykeli yenemezse? O zaman hastane masraflarını ödeyip başka şampiyon buluruz. İyi de daha hastaneyi icat etmedik. Of, çok iş var. Sen hastayı icat et, ben de ambulansı. Nani. 3 etaptan oluşan güç yarışması başlasın. İlk etap, en çok meyve toplayan kazanır. Örtmelim. Tavuk meyve sayılır mı? Evet. Hatta orman meyvesiyim. Bırak beni. Böyle güç yarışması mı olur arkadaşım? Aman, çok biliyorsan sen bul bir şey. Tamam. Biz onu havaya kaldıran kazansın. Anlaştık. Amma ağır ve tüylüymüş bu su bidonu. Bidon değil Necati, bizon. İlk puan Remzi'nin. Oley! Arkadaşım, kalk desen kalkardım zaten. Bu adada nezaket bitmiş. Tüylü ve tripli, bizon demesi de çok keyifli. Bizon! İkinci yarışma, taştan küpü bitiş çizgisine ilk götüren kazanır. Hazır, başla. Yok, böyle olmayacak. Biraz yaratıcılık katalım. Muhteşem oldu ama işe yaramaz. Hop, hile var. Kafanı kullan Necati, kafanı. Deliyorum. Ve kazanan Necati. Ne? Necati? Arkadaşım, taşın yarısını yolda bıraktın. Ne yapayım ben taştan küreyi? Evine alıp besleyebilirsin. Havlamaz, ortalığı kirletmez. Durum 1-1. Final turu öncesi dinlenin biraz. Açma, germe. Toplama, çıkarma, kızartma, buğulama. Final turunu ben kazanacağım. Sonra gelsin pastalar, çörekler. Remzi, klima benimle konuşuyor. Ne diyor? Öf püf diyor. Oy, yavru klima bu sanırım. Daha konuşmasını bilmiyor. Dinlesene. Şakir'in sesi bu. Eyvah, Şakir klimaya dönüşmüş. Güvendeysen soğuk, tehlikedeysen sıcak üfle. Bizi iyi dinleyin.
Her şeyi duyduk. Başınız dertte. Ne? Kazananı ne yapacaklar? Korkunç heykelle mi dövüştürecekler? Dürüm ciddi mi? Ben heykelle falan dövüşmek istemiyorum. Yarışmayı ben kaybedeceğim. Hayır, ben kaybedeceğim. Ben, en güçsüz benim. Ne? Remzi'nin kafası patatese mi benziyor? Öyle bir şey demediler bir kere. Tamam tamam, üzülme. Yarışmayı kazanınca yeni bir kafa istersin kendine. Geldik yarışma finaline. Güreş müsabakasını kazanan dünyanın en güçlü hayvanı unvanını elde edecek. Maç başlasın. Remzi! Necati! 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 Aman dur Necati, yapma. Remzi bakışlarıyla beni dövüyor. Oh, uh. Ay Necati nasıl da güçlü. Dokunmadan devirdi. Oh. Bakın şimdi muhteşem vuruş yapacağım. Remzi kalkan gibiymiş. Nasıl da sekip uçtum bakın. Aa, Necati'ye bakın. O kadar güçlü ki yer çekimini yendi. Yok yok, düştüm bile. Kuş, az ittir bakayım beni. Remzi minder dışına uçtu. Kazanan Necati. Oley! Necati! 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 Heykelle savaşında bol şans Necati. Ne kazanması? Hay durun! El üstünde taşınınca gıdıklanıyorum. Dur yapma oy! İçimden bir his, babamlar kurtulamadı diyor. Bir şekilde çıkışı bulup onları kurtarmamız lazım. İyi de nereden bulacağız çıkışı? Çıkış. Teşekkür ederiz Tabela. Rica ederim. İşte adamımızı kurtaracak şampiyon. Dünyanın en güçlü hayvanı. Oley! İşte bu da kavanoz kapağını bile açamayan keşkül Remzi. Anam! Heykel geliyor. Dur! Daha fazla yaklaşma. Elimde çiçek var ve kullanmaktan çekinmem. Necati, çiçeği ne yapacaksın? Mis koku saldırısı! Oh! Mis gibi koktu. Sen minnak fil. Kılıcı sen mi çıkardın? Minna billa kırt ne Necati tırt ne çıkartmadır aslan dört. Eyvah! Korkudan dil ayarları lömpenceye geçti. Necati'ye bunu yapamayacağım. Hayır! Necati çıkarmadı. Ben çıkardım kılıcı. Evet evet, o çıkardı. Her şeyin sorumlusu bu sarı bıyık. Tırıs tırıs tırısı. Bu benim tırsma sesim. Hayır, kılıcı ben çıkardım. Hayır, kılıcı dinlem çıkardı. Hayır, ben çıkardım. Ama bir karar verin canım. Son kararınız mı? Sen mi çıkardın? Galiba evet. Kimse yok mu? Oho! Zürafalar neredeymiş? Kaybolmuşlar. Kadriye otobüsle gelmiş. Teker tamiri olmayınca kaldırıp getirdim otobüsü. Ayol ne oluyor burada? Heykel kılıcı çıkaran dünyanın en güçlü hayvanıyla dövüşecek. O da Şakir oluyor. Çekilin bakayım. Ben çıkardım kılıcı. Bir derdin varsa gel benimle çöz. Ne derdi? Ne dövüşmesi? Ben teşekkür edecektim. Ne? Yüzyıllardır ayağıma kıymık batmış şekilde uyuyorum. Çok canım acıyordu. Ah dedem ah! Yüzyıl sırtın açık uyursa böyle taş gibi olursun tabii. Çabuk battaniye ve dede yağ getirin. Ovalayayım azıcık. Adamıza saldırmayacak mısın? Ama efsane. Siz hala efsanelere mi inanıyorsunuz? Oldu olacak uçan balinalara da inanın. Şşt! Şimdi sırası değil. Demek beni bu dertten kurtaran sensin Kadriye Hanım. Al, bu da sana teşekkürüm. Kesin bir kese altın. Bir kese köfte. Bir kese ada meyvesi. Güle güle kullan. Meyve değilim ben. Değilim. Sağ olun, sağ olun. Biliyorum muhteşem bir bisiklet ama alkışa gerek yok. Hop, sen oradaki. Sen niye alkışlamıyorsun? Kardeşim biz seni alkışlamıyoruz. Sinek yakalamaya çalışıyoruz.
Hey, işte orada. Vız, yöntemlerini geliştirmeleri lazım. Necati, ne yapıyorsun orada? Ne? Yoksa bu gıcır bisiklet kimin diye mi soruyorsun? Yo, ne yapıyorsun diye soruyorum. Bu yepyeni, kornalı, püsküllü, görenleri kıskandıran. Kıskandın değil mi Necmi? Gözlerinden belli. Yo, gözüme kekek keçi tüyü kaçtı. Tersi mi tersi? Azıcık da çikolatalı bisiklet benim. Hayırlı olsun Necati'cim. Güle güle. Ha, çok mu havalı? Öyle demedi. Haklısınız. O yüzden çalınmasın diye bu alarmı takıyorum. Çünkü çalınırsa çok üzülürüm. İyi yapıyorsun Necati. Ne? Necati çok aç görünüyorsun. Hadi sana yemek ısmarlayalım mı dediniz? Hayır. Hayırlı olsun yeni bisikletim. Necmi, sen zaten davetli değilsin. Necati ne yapıyorsun? Dağıtmasana etrafı. Dünden kalan köfte ekmeği bir yere saklamıştım ama bulamıyorum. Aa, hatırladım. Mideme saklamıştım. Yedin yani. Ha? Bu ses de ne? Aa, biri ekmeğiyle tabağını sıyırıyor. Bu sesi nerede duysan tanırım. Daha çok şeye benziyor. Alarma! Kesin şapşalın birisinin aracı ötüyor. Bisikletim! Bisikletimi çalmayın! Daha su birikintisinden havalı havalı geçecektim. Bisiklet burada. Hırsız yok. Hırsızı çalmışlar. Necati kapa şu alarmı. Çok rahatsız edici. Şifre bu değilmiş. Bu da değil. Neydi ki? Necati abi, 2 dakika önce koyduğun şifreyi mi hatırlamıyorsun? 4, 2, küçük 9, büyük 7, dolmalı virgül. Yine olmadı. Kafam karıştı. Küçük. Hey sen, bisikletimi çalıyorsun yoksa? Kendi bisikletimi niye çalayım? En kötü ödünç alırım. Hala duymayan varsa alarm çalıyor. Necati sakinleş biraz. Sen balon balığı değilsin. Doğru. Necati abi ne yapıyorsun? Kertenkeleler korkunca kuyruğunu bırakıyordu Halil. Necati sen kertenkele de değilsin. Fillerin korkunca yaptığı bir şey yok ki. Ne yapacağım bilmiyorum. Niye böyle saçma sapan tepki gösteriyorsun anlamıyorum. Alarmın şifresini böyle hatırlayamazsın. Şifre ne? Söyleyeceksin dedim sana. Hatırlamıyorum. Sen şapka atamazsın. Ben şapka atarım. Alarm çalıyor. Olay var desene. Bir olay olmalı. Arasak mı polisi ne dersin? Biri polisi arasın çabuk. Dur arıyorum. Alo Ayten ne haber? Akşama ne yemek yapsak? Polisi arayın dedim. Ayten de kim? Benim eşim polis. Adı da Ayten. Eyvah! İşe yaramıyor. Şifreyi hatırlayamıyorum. Necati abi, sen en iyisi profesyonel bir yardım al. Böyle olmayacak. Ayrıca şifreyle benim susu suratımın ne alakası var? Oğlum, biz de bu sırada alarmı nasıl kapatırız onu düşünelim. Necmi'ye çok yakıştı bu arada. Öğretmenim! Öğretmenim! Necati Bey, ben öğretmeniniz değil, psikoloğum. Sırtınızdakinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Evden kendi koltuğumu getirdim. Dışarıdakilerin içine ne koyuyorlar bilmiyoruz sonuçta. Telefonda konuştuğumuz kadarıyla söyleyebilirim ki geçmişte yaşadığınız bir travma sonucu hafızanız zorlanıyor olabilir. Dolaptan çıkarsanız size yardımcı olabilirim. Ama fille cahitle çabuk bozulur. Dolapta saklamalıyız bence. Sizinle bir zihin egzersizi yapalım mı? Ne dersiniz? Belki bu sayede şifreyi hatırlarsınız. O kelimeyi kullanmayın. Egzersiz falan yapmam ben. Burası rahatmış. Hadi hatırlamaya başlayalım. Ne? Çok mu havalı? Öyle demedi. Haklısınız. O yüzden çalınmasın diye bu alarmı takıyorum. İşte şifreyi koyduğum an. Hadi gidip bakalım. Bu ne? Zihniniz kendine sansür uyguluyor gibi. Bu yüzden hatırlamıyor olabilirsiniz. Kaşarlı sucuklu bir sansüre benziyor. Öz Kral Köy sucukları. Sadece 29.99. Necati Bey, zihninize reklam mı aldınız siz?
Tıklıyorum ama açılmıyor. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Hmm, boş teneke sesi geliyor sanki. Ha, bu ne demek? Yoksa ben bir zeytin bidonu muyum? Hayır hayır. Devam edelim biz lütfen. Hadi arkadaşlar dağılın. Burada izleyecek bir şey yok. Evet, çünkü izleyecek şey burada. Orada değil. Ha? Doğru. Hırsız mı var? Bak alarm hala ötüyor. Duymuyor musun? Şuna bak. Ay, ay hala susmadı. Eyvah, olay çok büyüdü baba. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bir şekilde çözmemiz lazım. Kardeş baksana. Olay neymiş? Uzaylı devam et. Bekleme yapma. İsterseniz biraz bisikletinizle ilk karşılaştığımız anı hatırlayalım. Onunla ilk göz göze geldiğimizde anlamıştım. Diğerlerinden farklıydı. 5000 lira. 1005 lira. 4500. 4500. Sonra birden meteorlar yağmaya başladı. O bisikletin tek kurtuluş şansı bendim. Al senin olsun, yeter ki kurtar onu. Burada biraz hayal gücünüzü kullanmış olabilir misiniz? Yoo, meteorlar iki teker galaksisinden gelmişti ve tek istedikleri bir bisikletti. Çünkü bizim orada henüz araba icat edilmedi. Devam edelim. İşte burada annem ve babamla kahvaltıdayım. Annenizle babanız keçi miydi? Yoo, ben de keçi değildim. Burası da bizim ev değil zaten. Necati, gider misin buradan? Bu benim anım. Sizinle dalga geçtiğini söylediğiniz kilolu fil arkadaşınız bu kişi mi? Ayıp oluyor ama. Neyse, biz çıkalım. Bir saniye, şunu unuttum. Hey! Bize taleplerini söyle. Cik 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 mi? Alo! Komiserim, sanırım kaçmak için bir kuş istiyor. Helikopter mi? Ama cik cik dedi. Baba, benim bir planım var ama çok saçma. Şu olayın neresi mantıklı ki? O zaman beni izle. Çuv çuv. Pişt pişt. Cik 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 cik. Ha, kapart kapart kapart. Fış 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 fış. Bunlar ne? Bir de bunlar çıktı. Ne yapıyor bunlar? Alarmla konuşuyorlar. Nereye gidiyorlar? Baksanıza. Nereye gidiyorlar? Alarm çuv. Fış 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 fış. Kapart kapart kapart. Fış 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 fış. Cik 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 cik. Durun durun. Ne yapıyorsunuz siz? Nasılmış ama? Sana birkaç sorumuz var. Tamam, ilgimi çektiniz. Ama tek soru tek cevap. Yoksa öterim ha. Tamam tamam dur. Şimdi Necati olsa kesin saçma bir şey sorup tek hakkımızı harcardı. Sen de sor. Ne eksiğin var? Emin önündeki Emin kim diye sor. Necati abi önemli anlarda hep kendi kendine konuşur. Sorum şu. Şifreyi koyarken ne söylüyordu? Bilmem. Küçüklüğünden bahsedip duruyordu. Ha. Alo Necati, mevzu küçüklüğünle ilgiliymiş. Tekrar vıyıvlamaya başladı. Çabuk geri çekilin. Küçüklüğüm. Necati, ne yapıyorsun evladım? Daha oyun konsolları icat edilmedi. Hadi bak, gel sana ne aldık? Ha? Koyna mı aldınız? Bisiklet aldık, korna değil. Oley! Ha? Doy duyma! Bisikletim! Necati, bisikletin mi çalındı yoksa? Kilit ya da alarm taktırmanı söylemiştim. Bisikletim! Ama! Ne? Necati? Ama seni çalmamışlar! Sen gitmişsin. Necat, yanlış anlama. Ama ben tek başıma oynamak istiyorum. Sen biraz sıkıcısın. Fırfır, fırfır. Fırfır, 9, 9, 9, 5. Durun. Sabahtan beri çizdiğim resmi unuttunuz. Not alıyorum sanmıştınız değil mi? Asıl beni unuttu. Neyse, bir de beni çizer misin profilden? Necati, hatırlayabildin mi? 9, 9, 9, 5. İşte. Sen istiyorsan gidip kendi başına oynayabilirsin. Seni tutmayacağım. Hadi bakmıyorum, sen git. Bakıyorsun. Bakmıyorum. Git hadi git. Sen de fırfır gibi terk et beni. Abi niye gideyim ki? Seninle çok iyi vakit geçiriyorum ben. He?
Gerçekten bir... Necati abi, mutluluktan ağlıyor musun yoksa? Ağlamıyorum. Gözüme keçi Necmi kaçtı. Gördüğünüz gibi en başta neden çaldığım da anlaşıldı. Dikkat! Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Tehlikeli bir kasırga şehrimize yaklaşmakta. Herkes güvenli yerlere gitsin. Eyvah! Duydunuz mu? Bu kasırga tehlikeliymiş. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. İnanmayın bu laflara. Bir kere bile meteor düşmedi bizim mahalleye. Remzi haklı. Meteoroloji ve meteorun hiç ilgisi yok. Ayrıca yetkililer ne yapabilirler ki? Onlar sadece gözlemleyip tedbir almamızı sağlıyor. Şimdiden zeki kız haklı gibi geldi. Keşke meteorlar düşse, içlerinden uzaylı organizmalar etrafa yayılsa, bütün herkesi ele geçirse ve büyük bir macera başlasa. Oo, kapüşonu kafasına yapışıktan ilginç bir açıklama geldi. Hayır, kafama yapışık değil. Yapışık! Elimde bir sihirli değnek olsaydı neler yapardım neler. Neler yapardın Remzi? Mercimek köftesi falan yapar mısın mesela? Hayır Necati. Kasırgayı engellerdim. Mercimek köftesi yapsaydın ne güzel yerdik. Hortum başladı. Hortum başladı. Birazdan etrafta inekler uçacak. Arabayla hortumdan kaçacağız. Kasırga geliyor Şakir. Hortum değil. Nasıl yani? Hop diri fututu diye dönen hortum yok mu? Evet Necati. Bahçe hortumu var arkada. O dönüyor öyle. Evet. Hortum olmasa da kasırga o kadar şiddetli ki o da seni uçurabilir Necati abi. Of Necati abi uçacak ve bir evin çatısından içeri girecek. Sonra da büyük bir kurtarma operasyonu. Tam bir film gibi. Evet, çılgın hamsiler tatilde. Yanlış örnek. Hızlanıyor bu kasırga. Herkes dikkat etsin. Onlara kalsa her hava olayı tehlikeli. Merhaba çocuklar. Güle güle çocuklar. Kasırga gittikçe tehlikeli bir hal alıyor. Hiçbir şey olmaz. Baba, dikkat et. Ya ben niye dikkat edeyim evladım? Yetkililer et. Baba arkanda. Yetkililer dikkat edin diye uyarmıştı. Haklılarmış. Kafam. Aman. Ne oldu demin öyle? Remzi. Remzi. Kim var orada? Remzi. Remzi. Necati sakın beni korkutma. Biliyorsun aniden korkunca kedi gibi bağırıyorum. Remzi. Sen başka bir şey demiyor musun? Sürekli Remzi, Remzi. Başka bir şey. Bu da ne? Bir portal olmalı. Bir geçit. Remzi. Remzi. Geldim. Ne kadar sabırsız bir ses bu. Merhabalar Remzi Bey. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ben bir bilim hayvanıyım. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun Remzi Bey. Beni ne için bekliyordunuz Hamster Bey? Anlayamadım. Tabii ki de bize yardım etmeniz için. Ya demek öyle. Tabii. Siz de benim yeteneklerimin farkına varmış olmalısınız. Burası bizim deneylerimizi yaptığımız yer. Birazdan da son teknoloji bir uyduyu uzaya fırlatacağız. Ve dünyadaki ekosistemi yakından takip edeceğiz. Efendim, roketi fırlatıyoruz. İyi iyi, fırlatın. Roket bu sonuçta, ne yapacaksınız başka? 3, 2, 1, ateş! Oh, bu dev ekranda ne güzel oyun oynanır. Efendim, cihaz roketten ayrıldı. Her şey hazır. Nedir bu cihaz? Çok pahalı bir şey gibi. Çılgınlar gibi pahalı. Öyle böyle değil. Neyse, bilindiği gibi biz canlılar ne yazık ki dünyanın ekolojik dengesini bozduk. Bilinçsizce tükettik ve tüm doğal kaynakları bitirdik. O yüzden mevsimler bile değişti. Bu cihazda bozulmuş olan sistemimizi eski haline dengelemeye çalışacak. Oo, ne taktınız buna? Soba mı? Evet.
O ısı iletici güneşten gelen ısıyı dünyaya yansıtmaya yarıyor. Böylece havanın sıcaklığını arttırabileceğiz. Peki yandaki nedir? Klima mı? Aynen öyle. O da soğuk gezegenlerden aldığı -100 derecedeki ısıyı dünyaya yollamaya yarıyor. Böylece havanın ısısını düşürebileceğiz. Lütfen ben kullanayım bu cihazı. Çok hoşuma gitti. Bilim kurgu filmi gibi. Tabii ki de Remzi Bey. Siz bunun için buradasınız. Çok muhteşem bir şekilde mutluyum. Yuppi. İşte burası sizin çalışma odanız Remzi Bey. Buradaki sisteme giriş yaparak biraz önce bahsettiğim cihazı ayarlayabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Vay canına. Hemen işimizin başına geçelim. Öncelikle hemen bu kasırgayı ortadan kaldıralım. Bunun için de elektrik süpürgesi özelliğini kullanalım. Şahane, vakum gibi çekiyor. Her eve lazım bundan. Kasırga bitti. Yaşasın. Bakın, kasırga sona erdi. Sanki bir elektrik süpürgesi birden çekti kasırgayı. Canan, Şakir, babanız nerede? Bilmem ki, az önce buradaydı. Ben de ortadan kaybolsam böyle merak eder misin Kadriye? Ay etmem. Sağ ol, içim rahatladı. İşte bu iş böyle yapılır. Mahalleyi kasırgadan kurtardığıma göre biraz dinlenebilirim. Alarm, alarm, acil durum. Kuraklık tespit edildi. Acil durum, kuraklık tespit edildi. Kulaklık mı? Kulaklık niye tespit edildi? Kulaklık değil, kuraklık. Rize'nin R'si. Rize'de kuraklık olmaz. Orası hep yağış alır. Bu yeni gelen çıldırtacak beni. Arkadaşım Rize'de değil, senin bölgende kuraklık başlıyor. Eyvah! Demin süpürgeyle çok mu çektim acaba? Dur bakayım. Bunun başka bir ayarı da olması lazım. Çok sıcak. Çok fazla sıcak. Şuna bakın. Susuzluktan hortumum büzüştü. Şakir, bak bakayım komşularda su var mı? Su kesilmiş. Bakın bakın, radyoda ne diyor? Tüm mahallenin dikkatine. Kuraklık yüzünden suyumuz bitmiştir. Geçmiş olsun. Vızır vızır. Radyoda eriyor sıcaktan. Zaten yıllardır televizyon radyoyu bitirmişti. İnternet de televizyonu bitirdi. Acaba interneti ne bitirecek? Sanal gerçeklik mi? Eyvah! Sıcaktan dolayı Necati abi ne dediğini şaşırdı. Neredeydi bu tuş? İşte yağmur butonu. Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Sen balık değil misin? Niye yüzmüyorsun? İmdat! Evet balığım. Doğru diyorsun. Bir an paniğe kapıldım herkes. Şakir, koş! Belediye mahalleyi yüzme havuzuna çevirdi. Oley! Ne yüzme havuzu Necati abi? Mahalleyi sel bastı. Necati abi, hepimizin evini su bastı. Eşyalarımız selle birlikte suya kapılıp gidiyor. Bu benim koltuk takımım değil mi? Su sporu yapıyorlar. Bu da benim fişonyerim. Fişonyer değil de şifonyer olmasın o? Burada fişonyerim yüzüyor. Sen hala hatalarımı yüzüme vurma derdindesin Canan. Aşk olsun. Şu giden benim yatağım değil mi? O da su yatağı olmuş. Daha fazla su esprim varsa hepsini yap bence. Kaçın! Köpek balıkları geliyor! Tanju, ne yapıyorsun? Hayatımı kurtarıyorum. Hayır Tanju, ayakkabılarınla yatağıma çıkıyorsun. Bu çok ayıp bir davranış. İn oradan. Köpek balıklarına dikkat et Tanju abi. Cici balıklar, siz köpek balığısınız. Ben de köpeğim, akraba sayılırız. Abi, bu doğru mu? Yok oğlum öyle bir şey. Isırmaya devam et. Bırak onu kenara. Eyvah! İşler iyice sarpa sarıyor. Şimdi de mahalleyi su bastı. Ne yapsam? Buldum! Şu yandaki gezegenden biraz kum çekeyim. Tamam, şimdi de bu kumları bize atayım. Belki bir işe yarar. Ay! Çok
İçlem yok. Ay şimdi çok sıcak. Çok sıcak. Su. Of. Aman, aman. Of. Aman. Dizlerim parçalandı. Necati abi, böyle yürümemiz gerektiğinden emin misin? İzlediğim tüm çöl filmlerinde çöle düşenler dizlerinin üzerinde oflayarak yürüyorlardı. Böyle yürümekten yoruldum. Hem acıktım da. Evet, ben de çok acıktım. Anne, ne yemek var? Bakın, makarna yaptım. Tatlı olarak da kek var. Anne, sen Serap görüyorsun galiba. Ellerim bomboş. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar da güzel bir ortam değil mi? Deve kardeş, şimdi senin kalbini kırarım. Yemek yok, yemek. Nasıl güzel bir ortam. Ben hep böyle ortamlara alışık olduğum için benim için muhteşem. Peki bir şey soracağım deve. Senin boynun neden eğri? Bilmem, hiç düşünmemiştim. Bir atasözüyle mi ilgisi vardı? Eğer öyleyse atasözlerine pek hakim değil. Nerem doğru ki diyeceksin. Nerem doğru ki. Nerem doğru ki. Bu kadardı. Niye uzatıyorsun? Neden? Of of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu çöl iklimi nasıl geçer? Bir dakika. Buldum. Kliması vardı bu makinenin. Çok soğuk. Sabahtan beri macera istiyordun Şakir. Mutlu musun? Evet. Şaka şaka. Normal konuşabiliyorum ben. Bakkal amca. Dondurman var mı? Ayol. Bu Tanju niye üşümüyor? Sokakta yaşadığı için alışmış soğuğa herhalde. Evladım ben olmuşum dondurma. Sen ne diyorsun bakayım? Dondurma mı oldun sen? Bakkallı dondurma. İlginç. Eyvah. Tüm mahalleyi mahvettim. Hepsi benim suçum. Canan haklıymış. Bu iş ne kadar da zormuş. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Buna bastım. Şuna da basayım. Buna da. Küresel ısınma başladı. Küresel ısınma başladı. Ne yaptın sen? Milyonluk makineyi bozdun. Hepimizin işi bitti. Ay. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? İmdat! Nihayet kendine geliyor. Remzi! Remzi! Eyvah! Tsunami! Ne diyorsun Remzi? Ne tsunamisi? Tosun abi mi? Ne? Rüya mıymış? Evet rüyaymış. Hepsi rüyaymış. Oh, dünya varmış. Baba, ne oluyor? İyi misin? Çok iyiyim kızım. Hem de çok. Bana ne oldu peki? Kafam niye sargılı? Ne olacak? Kafana kasırgada uçan bir dikkat tabelası çarptı. Kafana tabela çarpınca da bayıldım. Tüm halkımızın dikkatine. Kasırga tehlikesi geçmiştir. Şu anda aldığımız bilgiye göre kasırga tehlikesi ortadan kalkmıştır. Geçmiş olsun. Duydunuz mu? Tehlike geçmiş. Ama ben gerçekten gördüm olanları. Siz bilmiyorsunuz. Hamsterlar var. Uzaya bir tane uydu yolladılar. Diğer gezegenlerden bir şey çekip buraya ısı yansıtıyorlar. Güneş panelleri var. Hatta elektrik süpürgesi de var. Sonra ekranda birden yazılar çıkıyor. Alarm çalıyor. Küresel bir şeyler oluyor. Sonra da... Eyvah! Bayıldı yine. Oo, hazır bayılmışken bence suratına bir şeyler çizelim. Saçmalama Necati. Evet diyenler... Hadi Kadriye hadi. Sen de istiyorsun biliyorum. Of! Kimde pastel boya var? Hay! Azıcık da bana yer açın. Kalsa Necati derler bana. Şu antrenmanı. Hapidi. Hapidi kumpidi. Ay! Açma germe çalışması. Hop! Hay! Hop! Hay! Zıplama antrenmanı.
yukarı. Daha yukarı. Süper uzay, dünya güneş atışı. Baba. Çok şanslı. Babanız bedava uzay seyahati kazandı. Hem de gidiş gidiş. Yani dönüş yok. Aa, çocuklar, spor mu yapıyorsunuz siz? Yarınki maraton için antrenman yapıyoruz anne. Evet, yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı olacak. O yüzden sıkı çalışmamız gerek. Ay! Kadriye! Remzi, sen de mi katılacaksın maratona? Bu yaşta, bu göbekle. Baba göbeği bu. Yıllarca uğraştım yapabilmek için. Hem sen kendi yaşına bak. Aa! Ne varmış yaşımda? İstesem yarışa girerim, seni de geçerim, park da atarım. İyi şakaymış Kadriye. Bu dediğine göbeğim bile güldü. Tanju, sesimi çıkarmayayım dedim ama... Affedersin, ne yapıyorsun? Affedersin Necati. Yarınki yarış için etrafı temizleme görevi verdiler bana. Hem de tam iki gofret karşılığında. İnanabiliyor musunuz? Uçuşan kulaklar, yabulan hortumlar, kuruyan gözler, bakkal beni bekler. Bekliyorum. Biraz su, bolca çamur, Hindistan cevizi özü, lastik ayakkabı, gözyaşı. Ve son olarak bir damla salatalık özü. Olamaz, olamaz, kaçın. Abi senin de müzik zevkin çok değişik. Fırtına sesi dinleyip ne yapıyorsun? Ercan! Senin yüzünden gençleştirici kremime çok fazla salatalık özü koydum. Ayrıca başka salatalık özüm yok, anlıyor musun? Yok. Ne yapıyorsun gece gece böyle? Abi yarın koşu var. Ona hazırlanıyordum. Böyle boş işlerle uğraşacağına bana yardım et. Saatlerdir uğraşıyorum şurada. Ama abi kazanana altın krampon ödülü var. Ne? Altın krampon mu? Oo. Bir dakika, gözlerim böyle kaldı. Salla beni Ercan, çabuk. Tamam, düzeldi. Ercan, harika bir planım var. O altın krampon bizim olacak. Ama önce Mirket'in laboratuvarına gizlice girmemiz lazım. Emret abi, bana da antrenman olur. Remzi! Remzi! Kalk artık, sabah oldu, tembellik yapma. Uyumuyorum Kadriye, gözlerimi dinlendiriyorum. Bugün üstümde inanılmaz bir tembellik var. Ha? Canan, ne yapıyorsun burada? Cümleni yarım bırakma kızım, sonra peşinden koşar. Koşmak demişken, maraton vardı bugün. Bu şekilde nasıl koşacağız? Yok yok, büyük bir sorun var. Şu televizyonu açın da haberlere bakalım. Bizimki süper akıllı televizyon değil miydi? Televizyon, açıl. Abi bugünlük çalışmayacağım, hiç halim yok. Fazla akıllandı bunlar da. Necati, ne yapıyorsun? Affedersin Remzi, merdivenleri kullanmaya üşendim de. O zaman alttan düşmen gerekirdi. Neyse, kafam karıştı. Alttan nasıl düşeceksin? Yok yok, kesin bir sıkıntı var. Çözmemiz lazım. Abi yan odada konuşsanız. Uyku moduna geçmeye çalışıyorum da. Ne oluyor bize? Ne oluyor çok bize? Çok üşengecim. Şöyle bir uyusam mı? Böyle? Hiç işe gidesim kolumu yok. Kıpırdatamıyorum, hiç halim yok. Hiçbir şey istemiyor canım. Bir üşengeçlik, bir üşengeçlik. Oh. Öğretmenim, sınava çalışmaya çok üşendim. Öğretmenim? Cüneyt, kalk kalk, öğle uykunu kaçıracaksın. Selami, sen kaçırdın öğle uykumu. Ne
Nasıl da uyuşukluk var üzerimde. Tanju, sen de mi tembelsin bugün? Balık mıyım? Niye tuttun beni? Bu tembellik tüm şehri etkilemiş. Maraton nasıl gerçekleşecek düşünemiyorum. Bu araç kaç basıyor acaba? Kesin birinci olacağım yarışta. Necati, Peyami babanın arabası değil mi o? Düt düt düt. Korna takılı kaldı, duyamıyorum seni. Necati, sen çıkarıyorsun o sesi. Bu böyle olmayacak. Mirket abiye gidip neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Haklısın oğlum. Hadi gidelim. Hemen aksiyona geçmemiz lazım. Ama çok tembeliz. Biraz bekleyelim. Belki sahne değişir. Değişmiyor. Sahne sonu esprisi lazım. Yoksa değişmez. Şimdi pas ver Remzi. Tamam. Sonra sen ne dedin o adama Necati? Ben de ona dedim ki piştiri fittir mi de fıstırıyorsun böyle. Oldu, oldu. Değişiyor. Yaptım işte. Olamaz, olamaz. Neler oluyor Mirket abi? Dün gece biri laboratuvarıma girmiş ve tembellik iksirini çalmış. Yanında tüm salatalık özü şişelerimi de götürmüş. Tembellik iksiri mi? Niye öyle bir iksir var ki laboratuvarında? Mirket abi, tüm şehir tembel oldu. Katılmamız gereken bir maraton var ama ayağa bile kalkamıyoruz. Normalde parmak izi alıp kimin yaptığını bulurdum. Ama ben de tembelleştim. Şu anda yapabileceğim tek şey 2'yle 2'yi çarpmak. Sen hiç yorma kendini Mirket. Biz aldık iksiri. Kürşat ve Ercan, yakalayın. Şimdi kimse ayağa kalkamadığına göre maratonun birincisi ben olacağım. O altın ayakkabılar da benim olacak. Sen öyle san Kürşat Efendi. Şimdi görürsün gününü. Polisi arıyorum. Ya da 5 dakikaya ararım. Bir akbaba ve bir goril. Anlaşıldı herkes, tamam. Ha? Hey siz, kanun namına durun. Hangi kanun? Tembellik kanunu mu? Fizik kanunu. Kaç Ercan, kötü espri kaç. Beni iyi dinleyin. İksiri yemenin bir yolu. Necati, ne yapıyorsun sen? Sen salatalık maskesi yapınca ben de karpuz maskesi yapayım dedim. Neyse, bu iksirin 1/1000000 bağışıklık oranı var. İksire bağışıklığı olan kişiyi bulun, ben de DNA'sından size panzehiri yapayım. İyi de nasıl bulacağız o kişiyi? Benim bir fikrim var. Dışarı çıkalım. Eğer yürüyen birini görürsek iksire dayanıklı demektir. İşte bu. Kafamızı kullanırsak her şeyi yaparız. Benim kafamda karpuz var. Hem de Diyarbakır karpuzu. Artık gelecek seneki maratona. Uyuma vaktimiz geldi sanırım. Ama ben çok acıktım. Lahmacun! Alo? Buyurun. Bana çabuk 17 lahmacun. Adres veriyorum. 3 metre önündeyim. Gelip alsana kardeşim. Fırlat sen oradan. Ben kaparım. Geliyorsan gel, uğraştırma beni. Necati yürüyecek. Ama... Yapabilirsin Necati abi. Necati, Necati. Lahmacun! Oley! Yaşasın! Yaşasın! Necati, tembellik iksirini almana rağmen nasıl yürüdün? İksir mi? Sizin gibi hasta değilim ki ben. Bu benim normal tembelliğim. Niye en baştan söylemedin bunu? Mirket abi, bağışıklığı olan kişi Necati abiymiş. Ha?
çabuk buraya gelsin. Lahmacuna gömülmüş durumda şu an. Saç deli de yeter. Mirket abi acele et. Maraton başlamak üzere. Tamam tamam. Siz gidin şimdi maratona. Ben yetiştirmeye çalışacağım. Alo. Alo. Bize oradan iki ayran yollar mısın? Biz de geç kaldık sanmıştık. Yarış daha başlamamış. Yok yok. Geç kaldınız gerçekten de. Yarışı başlatmaya üşeniyorum. Kolumu bir indiriverirseniz oltayla. Başla. Koşun, koşun, koşun. Ben birinci olacağım. Ben birinci çok iyi olacağım. Hazırlandım. Birinci olmam lazım. Kimse koşmuyor. Niye kimse gitmiyor? Şu gençlere bak. Bizim zamanımızda böyle miydi? Ercan, gel hadi gidip şu altın kramponları kazanalım. Altın krampon, üstün eşofman. Gönlümüzde futbolun coşkusu. Coşkusu. Çok saçma bir şarkı uydurdular. Necati, sen koşabiliyorsun. Kalkıp kazansana yarışı. Koşabiliyorum. Ama asıl soru, koşmak istiyor muyum? Lahmacunlar midene oturdu değil mi? Evet. O son 12'yi yemeyecektim. Biraz da salatalık. İşte salatalık özü hazır. Hadi şimdi şu panzehiri yapayım. Hımına hımına. İşte hazır. Önce ben. İşte bu. Takla atabiliyorum. Takla atıp ne yapacaksam. Aa, saate bak. Yarış başlamış olmalı. Nasıl tüm şehre hızla yayacağım bu panzehiri ben. Yapamadın. Teşekkür ederim Mirket. Saatlerdir başım tuttu. Süper bir fikir geldi aklıma. Gel bakayım buraya. Şunu da son hızı alalım. Son hız olmaz. Güle güle. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Düzeldi. Yürüyebiliyorum. Düzeldi. Tembel yürüyebiliyorum. Tembel değilim artık. Bana bir şey olmadı çünkü ben normalde de tembel hayvanım. Düzeldi. Koşun. Koşun. Kazanacağım. Sola kalır, dola kalır. Dev ekranda spor kanalı açmışım gibi oldu. Koşun, koşun. Altın krampon. Sıkma portakal. Koşun. Ne oluyor? Abi iyi misin? Son 100 metre. Birinci olacağım. Hadi Remzi. Hadi Remzi. Oley! Birinci oldum. Altın krampon benim. Abi 9562. oldun. Ne birincisi? Birinci olamadık ama en azından bitirdik Ercan. Az kaldı abi, az kaldı. O kadar acele etmeyin. Kanun namına sizi tutukluyorum. Sakın sorma Ercan. Fizik kanununa göre mi? Hayır, bildiğiniz kanun. Altı kraponlar. Yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı baba. Evet, kendinle gurur duymalısın. Birinci kim oldu peki? Ben oldum. Ama nasıl? Ne oldu? 9561 kişi önüne geçince üzüldün mü? Ama nasıl? Sen spor yapmıyorsun ki. Yapmıyor muyum? Çocuklara ben koşuyorum. Markete ben koşuyorum. Ev işlerine, temizliğe, ekmek almaya, yemek yapmaya ben koşuyorum. Biraz da maraton koşayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Tebrik ederim karıcığım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere yarın yani cumartesi sabah Necati öyle durmana gerek yok. Okulda tatil olduğu için hizmetliler arasında gerçekleştireceğimiz sınavla bize bahsediyor. Aranızdan bir kişiyi üst düzey hizmetli olarak seçeceğiz ve kendisine ödül olarak da bu 24 ayar altın paspas ve kovayı takdim edeceğiz. Hey! Bu bastık fantastik! Olur mu öyle elastik? Necati Bey aşağı iner misiniz? Affedersiniz. Peki sınav kaçta olacak efendim? Sabah 7'de olacak. Sabah 7 mi? Çok erken. Ona göre herkes uykusunu iyi ayarlasın. Şimdi herkes çıkabilir. Bir kere dokunabilir. Hayır. Tamam. Saat kaç? Saat 10.
Sağ ol Gumball. Sabah 6'da kalkarsam eğer toplamda 8 saat uyumuş oluyorum. 8 saat uyku herkese yeter. En sevdiğim pijamamı giydim. En sevdiğim müziği açtım. Işığı kapattım. Yatağa yattım. Projeksiyonlu gece lambamı yaktım. Yıldızlara bakıyorum. Yarın kazanacağım altın kovayı düşünüyorum. Uyumaya hazırım. Evet, uyumamak için hiçbir engelim yok. Yedi saatlik uyku kaldı. 6 saatlik uyku kaldı. Uykum yok! Alo Remzi, alo, uykum gelmiyor, ne yapacağım çabuk söyle. Ne bileyim Necati, koyunları say. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, Polat çekil aradan, 5, 6, Necmi sen koyun musun? Hayır değilsin, niye koyun gibi bakıyorsun? Kaçta kaldığımı unuttum. 7, 8, 9. Alo Remzi, 9 tane koyun saydım. Ayı Polat ve keçi Necmi'yi saymadım, onlar koyun değil ya. Ne Polat'ı? Ne keçisi? İyi misin Necati? İyi değilim. Mahallede sayım yapıyorum. Çabuk gelip beni uyut. Beni uyut. Hoş geldin. Sen niye geldin Şakir? Canım sıkıldı evde. Hem uykum da yok. Benim de yok. Çak. Evet Necati. Nasıl uyutalım seni? Ayağını da salla. Necati sen koca adamsın. Olur mu öyle şey? Lütfen Remzi. Anneannem beni hep ayağında sallayarak uyuturdu. Sen nasıl sığacaksın benim ayaklarıma? Hayatta olmaz. Olur olur. Şakir ayaklarını çeksin öteki taraftan. Ben araya sıkışırım. Emin misin? Kesinlikle hayır. Deneyelim ama çok saçma bence. Tamam çek oğlum sen ayaklarımı. Necati sen de yat ayaklarıma. Çekiyorum. Tamam süper. Yolla ninniyi şimdi Remzi. Ninni de nereden çıktı? Sana ninni istiyorum. Tamam sus. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Biraz daha yavaş söyle. Uyusun da büyüsün ninni. Daha fazla çekemeyeceğim galiba. Tıpış tıpış uyusun. Yürüsün tıpış tıpış yürüsün. Uyu Necati. Tıpış tıpış yürüsün. Baba dayanamayacağım. Aa, oğlum niye o kadar uzattın ayaklarımı? Dur demedin ki. Ninniye devam et. Bırakıyorum. Beş saatlik uyku kaldı. Of, hala bacaklarım ağrıyor. Asıl ben ne yapacağım? Uyumak için sadece 5 saatim kaldı. O zaman neden şantiyeye geldik Necati? Çünkü inşaat makinalarını seyretmek uykumu getiriyor. Bunlar kim böyle? Onlar inşaatın sürekli izleyicileri. Hop, yer açın bakalım. Biz de izlemeye geldik. Evlat daha başlamadı inşaat. Birkaç saat sonra gelecekmiş operatörler. Ne? Benim o kadar vaktim yok. Remzi çabuk gidip kullan şunları. Of Necati. Bekleyin beni burada. Başlıyor. Başlasın. Nasıl var Necati? Uykun geliyor mu? Hemen değil. Birazdan gelebilir. Eyvah bu komşum bu yerinden. Duramıyorum. Ooo macera. Öde ne macera. Çok eğlenceli değil mi? Nazım. Hey neler oluyor burada? Boşaltın hemen bu alanı. Kim bu kargaşayı yapan? Eyvah hemen kaçmalıyım. Necati senin yüzünden başımız derde girdi. Kaçın kaçın. Kaçın. Çabuk. Kaç. 4 saat kaldı. Beni yormanız lazım. Yorulursam uykum gelir. O zaman pet şişe döndürme düellosu yapalım. Evet oğlum. Necati abin hayatta beceremez onu. Böylece yorulur. Evet. Deminki yaşanan şey tamamen bir şanstı. O yüzden daha fazla yorulman için bu damacanayı getirdik. Al bunu da yap bakalım. Bana bunlarla gelmeyin arkadaşım. Ver. Şu andan itibaren benimle ilgisi yok. En son uyuz Tanju dokundu ona. Uyuyan birine damacana mı atılırmış? Hala ne konuşuyorsun? Oh, oh. Ay, 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 ay.
İmdat! İmdat! Tanju, sen de tam damacana atılmalık yerde yatmışsın. Kalk yerine yat. Necati, benim yerim burası zaten. Şşt! Bağırma bakayım bu saatte. Hem suçlu hem güçlü. Ay! 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 Hırsız, çabuk ellerini kaldır. O damacanayı görebileceğimiz bir yere bırak. Hemen! Oo, ileride bir şeyler olmuş. Macera kokuyor. Baksanıza, polis gelmiş. Necati, delirtme beni. Uyumayacak mısın? Sabah 3 oldu neredeyse. 3 saatlik uyku kaldı. Ne? 3 saatlik uyku en tehlikelisidir. Sınırı geçtik. Artık uyumamam lazım. Çünkü uyursam asla uyanamam sabah. Sakın beni uyutmayın artık Remzi. Sakın. Eyvah, uyudu. Oh, iyi oldu. Hadi biz de evimize gidip uyuyalım. Adam sakın uyutmayın beni dedi. Onu bu halde bırakamayız. Yoksa sabah kalkamaz. Of. Ne yapacağız şimdi? Birkaç fikrim var. Baba uyanmıyor bir türlü. Seni dinledik, bütün sıra dışı sporları yaptık gece gece. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Ne güzel bir rüyadayım. Uçuyorum sanki. Sınava son bir saat. Kırk yıl düşünsem okul koridorunda uyuyan Necati abiyi taşıyacağım aklıma gelmezdi. Heh, bak kapıda yazıyor. Süper hizmetli başarı sınavı. Geç içeri, geç. Geçemiyorum. Ben de geçemiyorum. Evet arkadaşlar, süper hizmetli başarı sınavımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere birkaç soru soracağım. Sorun hocam. Niye gözlerin kapalı Necati? Çünkü kendimden çok eminim. Gözüm kapalı bile geçerim bu sınavı ben. İyi bakalım. İlk sorum. Öğrencinin biri basket sahasına vişne suyu döktü. Ne yaparsınız? Süpürgeyle kovalarım. Saçmalama baba. Ne diyorsun Necati? Önce suyla silerim, sonra parke cilasıyla üzerinden geçerim. Doğru cevap. Şimdi de pratik teste geçelim. Peki, sınıftaki bir ampul patladı. Nasıl değiştirirsiniz? Şöyle tabii ki... Pardon, kafan komikmiş dostum. Şunu şöyle alalım... Pardon dostum, bir şey oldu mu? Neyse, yavaşça çıkalım. Hop. Müdür bey pardon, iyi misiniz? Bu ne biçim iş yapmaktır Necati? Sen bu sınavı asla geçemezsin. Müdür bey, ben daha fazla dayanamayacağım, istifa ediyorum. Ben hayatımda bu kadar saçma bir sınav görmedim. İşi bırakıyorum, zaten hep yazar olmak istemiştim. Ama bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Gidemezsiniz, beni bununla bırakmayın. Hay başımın cezası. Bırak, tamam bırak. Sen kaldın bir tek. Ödül de senin olmak zorunda. Al ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Neredeyim ben? Rüyadayım. Altın kovayı ben kazanmışım. Ne muhteşem bir rüya bu. Ne rüyası Necati abi? Gerçekten kazandın. Diğer iki görevli istifa etti. Ödül senin oldu. Canım kovam benim. Gel gel süpürge, sana da sarılayım. Kıskanma hemen. Canlarım benim. Galiba benim çok uykum geldi. Ben de sızacağım. Dayanamıyorum. Hey siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşım bu uyku sevdası da nereden geldi şimdi? Olmuyor ama. Hadi evinize gidin, orada uyuyun. İyi. Bu da güzel süpürüyormuş. Adamlar, durduğumuz yerde. Çabuk yardıma gelin. Ben dost diyorum, gelemem.
Tostun sırası değil Necati, yeniliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada biri mangal mı yapıyor? Her taraf duman oldu. Sis atma, sis atma. Çok az kaldı, yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi. Eyvah, hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Ya, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evlat, plan yap. Plan falan yapamam. Nereden bulacağım ben pirinci? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. Şimdi bittin sen. Necati abi, hayatta en iyi yaptığın şey bu. Bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Evet, başaracağım. Yoksa kazanacağız galiba. İşte bu, yendik, yendik. Yenildin. Nasıl da yendim. Baba. Nasıl da yendim. Pardon. Görüşürüz. Necati Başkan! Anacığım, telefonum çalıyor. Alo, evet dinliyorum. Ne, ciddi mi? Tamam. Bay bay, çabuk indirin beni. İnecek var, indirin. Tavana çak diyorum zaten. İndirin. Ne oldu Necati? Kimdi arayan? Kim olacak? Annemle babam beni ziyarete geleceklermiş. Ne güzel işte. Saçmalama, çıldırdın mı? Bittim. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat bense bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati. Sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahi mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen asistanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum, Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Baba hoş geldin, ver elini öpeyim. Evlat. Özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Efendim, özel uçağınız tamirdeydi. Evet. Lastiği patladı. Sileceği bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba. Aferin sarı bıyık. Sarı bıyık ha? Ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin. İçindeki. Disko topu kırıldı. Evet, disko topu kırıldı. Arabada disko topu ne arasın? Ay! Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim. Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim ev Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarzda değil. Burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet, gerçek evim bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır, siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Aşçı emrinize hazır. Tanju yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesyal hazırlayacağım hanımefendi. Neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? O ne? Mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba, merak etmeyin. Çabuk gelin çabuk. Ne var sarı bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? Bu bir telefon. Hayır. Mesajı okuyun. Takımınızla beraber boya gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay canına.
Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah, ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam, bunu deneyeceğim. Necati! Yemek nerede kaldı? Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Biz şey... Radyo yandı. Ne? Ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. Kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde alan çekmeyecek. Size durun diyorum. Evlat, madem büyük işler yapıyorsun, bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Tamam baba. Necati abinin işi çok zor. Bu koku ne? Fırında yastık vardı. Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız Eski Kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Aa, benim de adım var. Ünlü oldum. Eski kurtlar mı? Dedeler mi yoksa bunlar? Yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? Çak çak. Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde oyunlar başlasın. Sizi bekliyorum veletler. Ne yapıyorsun Necati? Ben gerildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar sakin olun. Başarabiliriz. Biz en muhteşimleriz. Getirin ellerinizi. En muhteşimler. Saat 7'deki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı 8'de. Yetişebilirsin. Bensiz sakın başlamayın. Şş, adama bak. İçine takım elbise giymiş. Sabahtan beri piştim. Beyefendi iyi misiniz? Bana soru sorma. Çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda. Birazdan çıkıp sizinle görüşürüz. Tamam anladım. Ben titremeye devam ediyorum. Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Nerede kaldı bu Necati? Birazdan final maçımız başlayacak. Geldim.
Heh, tamam öyleyse. Hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Ha, baba. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım. Onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın. Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. Bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak, bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! Ha? Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. Ama yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Ay, tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En muhteşimler kupaya gidiyor. Beklenen final maçı başlıyor. En muhteşimler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşimler? En muhteşimler. O da nesi? Çılgın bebeler bir hafta öne geçti. En muhteşimler takımındansa bir tek Necati kaldı. Necati! Hepimiz bitti. Necati, her şey sana bağlı. Unutma Necati. En iyi yaptığın şey bu. Hadi başarabilirsin. Başarabilirim. Neyse. Ben de gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Boyan onu, boyan onu. Muhteşimler! Turnuvanın en iyi oyuncusu da Necati! Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Hiç şimdi de sevinçten titriyorum. Hey, evlat! Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben seninle gurur duyuyorum. Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. Bakayım şu kupaya evlat. Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. Şaka canım şaka.